O masaya bir türlü oturamayan arkadaşlar, bu video tam da sizin için. Haydi başlayalım. Evet, maddelerimize geçmeden önce o masaya neden oturamadığımızla ilgili şöyle kısacık bir sohbet etmek istiyorum. Gerçekten videoyu durdurup şöyle kendinize bir 30 saniye bir süre vermenizi isteyeceğim. Neden o masanın başına oturamıyoruz? Varsa güzel, varsa mantıklı sebebi, öncelikle bunları bir duymak isterim. Evet, anladığım kadarıyla bununla ilgili söylediğimiz gerçekten elle tutulur bir şey yok. Sadece canımız istemiyor. O zaman bu canımız istememe durumunun sebeplerini konuşup burayı harekete geçirmemiz lazım. Dilerseniz başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bu durumun yaşanmasının sebebinin çoğu aslında hayal ve hedeflerimizi gözlerimizin önüne getiremiyor oluşumuz. Birçok arkadaşımız 10. sınıfa geldiler. Yani 10 yıllık bir eğitim hayatına sahipler. Bir konuyla alakalı 10 yıllık tecrübemiz var. Ancak birçok arkadaşımız maalesef 10 yıllık tecrübesi yokmuş gibi davranıyor. İçerisinde bulunduğumuz durum okula gitme zorunluluğunu bize getirdiği için aslında bunu bizi geliştiren bir şeymiş gibi davranmıyoruz. Her ne olursa olsun, her neyle ilgilenirseniz ilgilenin, 10 yıl boyunca bir şeyle ilgilendiğiniz takdirde o konuyla ilgili oldukça yol kat etmişsiniz demektir. Sevgili arkadaşlar, o zaman attığımız adımların ne kadar büyük olduğunun öncelikle bir farkına varmış olalım. Ve bizler bu hayat yolculuğunda bir iz bırakmak istiyorsak, bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kendimizi her nerede hayal ettiysek, işte buraya giden yoldaki adımlarımızı şu anda net atıyor olmamız lazım. Evet, ben şu anda yapmak istemiyorum, canım istemiyor, bunu daha sonra yapacağım. Zaten benim hayallerime daha 10 sene var, 15 sene var diyen arkadaşların cümlelerini duyar gibiyim. Maalesef bu cümleleri kuran arkadaşlar 1 yıl sonra da, 3 yıl sonra da, 5 yıl sonra da aynı cümleleri kuruyor ve o an yapmaları gereken şeyi maalesef yapamıyorlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hayallerimiz ve hedeflerimiz her neyse, bunları sürekli gözlerimizin önüne getirip şimdiden itibaren minik adımlarla oraya yürüdüğümüzü bilmemiz lazım. Unutmayın, minik adımlar bir süre sonra çok büyük adımlarla birlikte ne kadar ileriye gittiğinizi sizlere gösterecek. Evet, şimdi bu durumu nasıl çözüme kavuştururuz? Hemen ilk maddemizle başlayalım. Sevgili arkadaşlar, günlük, haftalık, aylık, hatta dönemlik hedefler belirleyebilirsiniz. Oturacaksınız masanın başına. Şimdi ders çalışmak yok. Yapmamız gereken şeyi defterimizi açacağız ve oraya günlük, haftalık, aylık veya dönemlik hedeflerimizi yazacağız. Bunu kısaltarak başlayabilirsiniz. Önce günlükle başlayabilirsiniz. Bir süre yaptıktan sonra bunu haftalığa veya aylığa çıkarabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyleri öncesinde planlar ve bunları yazıya dökerseniz zihniniz onu gerçekleştirmek için sizleri harekete geçirir. Bu yüzden öncelikle ihtiyacımızı belirlemek bizler için önemli. Hocam zaten ben aklıma yazdım diyen arkadaşlar, evet artık bu üşengeçlik durumunu bir kenara bırakmamız lazım. Aklımızda birçok şey geçiyor ve o geçen birçok şey her zaman aklımıza gelemeyebiliyor. O yüzden ne yapacağız? Zihindekiler uçar, yazı kalır mantığından hareketle hemen düşündüklerimizi bir kağıda yazacağız. Gelelim ikinci maddemize. Sevgili arkadaşlar, ikinci maddemizde günlük veya haftalık o planlarımızı belirledik ya, artık yapacağımız şeyler belli ve harekete geçmemiz lazım. Şimdi çok rahatlayacağınız bir şey söyleyeceğim. 21 gün boyunca bu belirlediğiniz şeylerin sadece yarısını yapmanızı istiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Belirlediğiniz şeylerin sadece yarısını yapın. Örnek veriyorum, ben fizikte problem yaşıyorum. Günde 2 saat fizik çalışmam gerekiyor diyen arkadaşlar yalnızca 1 saat çalışsın. Ben İngilizce ile alakalı şu problemimi halletmek istiyorum. Günde 20 dakika İngilizce çalışma gibi bir hedefim vardı. 10 dakika yapın ama bunu her gün yapın. Ne zaman? 21 güne kadar. Sevgili arkadaşlar, araştırmalar 21. günden sonra eğer neyle ilgileniyorsak o davranışımızın 21 günden sonra alışkanlık haline gelmek için artık birçok şeyi zihinde hallettiğini söylüyor. Bu yüzden sizler de her neyle ilgileniyorsanız bunu 21 gün boyunca yarısı olacak şekilde yapın ve sonrasında ise bunun bir alışkanlığa dönmesini beklemiş olun. Evet, bir sonraki maddemiz bu hayallerimizi ve hedeflerimizi sürekli gözümüzün önünde getiremeyişimizden kaynaklanabilir. Motive kaynaklarınızı bulmanız lazım. Arkadaşlar, evet, hayallerimiz ve hedeflerimiz belki oldukça uzakta. Bunu biz yakınlaştırmak için küçük, orta ve uzun vadeli hedefler belirledik ama yine buna rağmen bazen motivasyonumuz düşebiliyor ve bilmemize rağmen kendimizden vazgeçemiyoruz. Masanın başına oturamıyoruz. Arkadaşlar, bu konunun maalesef tek bir çözümü yok. Yani bazı arkadaşlarımız müzik dinleyerek, bazılarımız spor yaparak, bazı arkadaşlarımız çıkıp dışarıya yürüyüş yaparak, bazı arkadaşlarımız da sadece arkadaşlarımızla geleceğimiz hakkında konuşarak bu konuyu halledebiliyorlar. Hemen
hemen yine tekrar motive olup dersinin başına oturmayı bilebiliyorlar. Burada önemli olan kendinizi tanıyabiliyor olmanız. Sizleri her ne gaza getiriyorsa motive kaynaklarınızı bulacaksınız. Derslerden veya çalışmalardan uzaklaştığınızı veya uzaklaşmak istediğinizi düşündüğünüz zaman, bu hissiyata kapıldığınız zaman hemen oradan uzaklaşacağız. Yapmamız gereken şeyleri yapacağız, biraz kafa dağıtacağız ama ondan sonra çok daha güçlü bir şekilde oraya gelip yapmamız gerekenleri yapmamız gerektiğini bileceğiz. İşte bu bizi oldukça yukarıya taşır. Evet, son maddemizde de bir tavsiye vereceğim sizlere. Eğer masanın başına oturmanız biraz daha anlam kazansın istiyorsanız, hepinize etkili bir tavsiyem olacak. Öncelikle alan seçimiyle ilgili araştırmalar yapabilir. Bununla ilgili hocam ben daha ne seçeceğimi bilmiyorum diyen arkadaşlar, arkadaşlarınıza, ailenize, rehber öğretmenlerinize ve bununla ilgili olarak internette bulabileceğiniz rehberlik, kariyer, meslek belirleme gibi testlere ulaşabilir. Bu testlerle de nelere daha yatkın olduğunuzu görebilirsiniz. Bu ölçümleme artık sizin alanınızı yavaş yavaş belirleyecek ve üniversite sayılarını da yavaş yavaş daraltacak. Seçeceğiniz bölümle ilgili de o bölümün mezunlarının tecrübelerini dinleyebilirsiniz. Yapmak istediğiniz mesleği şu anda gerçekleştiren kişilerle sohbet etmeye çalışabilirsiniz. Bunlar da sizin hayallerinize, hedeflerinize ulaşmanızda önemli, motive edici etkenler olacaktır. Evet, sizler takıldığınızda, düştüğünüzde neyi nasıl yaparak daha iyi hale geliyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.